İyi günler sevgili asistçiler. Asiste hoş geldiniz. Yani güzel bir programımız var bugün. Çok değişik misafirlerimiz ilk defa. Değil mi? İki sene oldu şimdi. Üç tane konuğumuz olacak. Muzaffer geri dönüş yaptı. Kesin dönüş yaptı asiste. Onu da kameranın arkasında görmek güzel. Finalin adı belli. Dün belli oldu. Efes Pilsen, Tofaş. Ve nereden başlayalım? Şimdi Necip Kapan'la Ankara'dan geliyor. Uçağında biraz rötar olmuş. Şu anda yolda. Ama istersen geçtiğimiz hafta biz Bursa'ya gittiğimizde Uludağ Üniversitesi'nin çok güzel bir şenliği vardı. Daha oraya şenli. Davetliydik. Tabii. Çok keyifliydi. Herhalde ilk gün 40 bin, bizim geldiğimiz gün 30 bin civarında. 10 bin kişiyi kaçırdık biz. Şimdi Uludağ Şenliği ile ilgili güzel bir magazin kaseti var. Onunla başlayalım. Bu sırada da Necip Kapanlı, Murat Biricik ki şu anda Türkiye 1. Ligi'nin belki de en formda hakemi. Çünkü genel değerlendirmede 1. sırada bitirdi bütün sezon için. Ve yani artık nasıl tarif edeyim? Lig koordinatörü olarak ismi geçiyor ama yani şu anda Türkiye 1. Basketbol Ligi'nin yani babası gibi Erkan Ataç bizim konuklarımız olacak. Gerçekten çok yoruldu bu sene ama çok emekçi bir arkadaşımız. Hayır, bir de çok zor bir sezonu finale kadar gayet şimdi iyi bir şekilde getirdi. Çünkü gazetemize gelen yazılardan ve yaptığımız istihbaratlardan dolayı da Murat Biricik sadece çaldığı düdüklerle değil, yakışıklılığıyla da bir yıldız gibi parladı. Bakalım. İki yakışıklı Murat var bugün galiba. Yalnız yeni kuralları da tartışacağız. Çünkü önümüzdeki sezon Avrupa'da basketbol çok değişik. Biraz farklı oynanacak. Eğer bütün bu kuralları FIBA son toplantısında, Mayıs'ın sonunda toplantısı var ki o toplantıda Euroleague'deki Türk takım sayısı da kesinlikle kazanacak. Hepsini onaylarsa çok değişik bir basketbol oynanacak bu Avrupa'da. Bu toplantı Türkiye'de yapılıyor. 25-27 25, Antalya'da mı? Antalya'da yapılıyor. Yani nasıl bildin? 25-27. Evet, şimdi Uludağ Üniversitesi'nde bahar şenliğiyle başlıyoruz. Murat Muratanoğlu ve Esmet Badem hafta içinde yarı final serilerini anlatmak üzere Bursa'daydı. Aynı günlerde Bursa Uludağ Üniversitesi'nin düzenlediği Şenlik 2000 Festivali bütün hızıyla sürüyordu. Festival komitesi tarafından alınıp üniversite kampüsüne getirilen meşhur ikilimiz öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Morali bozmayın. İsmet Bey. Bu sefer alkış olmadan gelmez. Lütfen, lütfen. Bir dakika. Ekibimiz amfiteyatroda öğrencilerle kısa bir söyleşi yaptı. Kaç kişi basketbol sever burada? Evet, başlayalım konuşmaya. Başlayalım. Atatürk'ü kimler seviyorsa ona ayakta bir alkış çekelim. Hadi sevgili Atatürk'ümüz, seni seviyoruz. O senin doğruldun. Bizlere böyle bir cumhuriyete sahip çıkacağız. İlk öne doktrinine de sahip çıkacağız. Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem daha sonra öğrencilerle birlikte şenlik alanını gezdi. Let's celebrate.
saat sonra maç anlatacakları için Dalgıçlar Kulübü'nün havuzunu ve bungee jumping alanını pas geçen ekibimiz go-kart pistine gelince artık kendisini tutamadı. Bir go-kart sürücüsü olan Murat Muratanoğlu'nu izleyenler onu Schumacher'e benzetmekten kendilerini alamadı. Öğrencilerle keyifli dakikalar geçiren popüler ikilimiz maçı anlatmak üzere salonun yolunu tutarken Uludağ Üniversitesi öğrencileri asist sevgilerini bakın nasıl dile getirdiler. Ne oldu? Yani o hele olduğun yerde dönmez. Ama onu koymamış tamam. O inanmaz. Tamam sana bir gıcıklığı var zaten ben biliyorum. Var mı? Vallahi ben baştan beri biraz tereddütteyim ama yani Schumacher telefon etti nasıl yaptın o hareketi bana öğretir misin diye. Ben de dedim ki biraz daha pişmen lazım öğretirim yani gizli bir şey değil de ama bilerek yapmadım ben da. Ama müthiş bir hareket. Müthişti. Ben seni zevkle seyrettim çünkü benim popom sığmadı o hale. Ben de girdim ama zor çıktım. Şimdi Necip abi neredeyse buradaymış. Biz devam edelim. Şimdi FSP sen Beşiktaş serisi çok çekişmeli bir seriydi. Beşiktaş bu senenin sürpriz takımıydı bence. Yani Pınar Karşıyaka lige çok iyi başladı ama sezon sonunda ligin en başarılı sürpriz takımı Beşiktaş'tı. Ve FSP senede kök söktürdü. Yani yalnız tabii sürpriz takım derken neye göre sürpriz diyeceğiz? Tabii sezon başında bunca yatırım karşısında Beşiktaş'ın bu devler, daha doğrusu Zenginler Kulübü'nün içine girip de orada dördüncü el olması büyük mucize olarak kabul edildi. Bundan dolayı sürpriz diyebiliriz. Yalnız hem Türkiye Kupası'nda hem Türkiye Ligi'nde en son dörde kaldı. Bir kere Türkiye Kupası'nda hadi diyelim tesadüf diyebilir insanlar, şans diyebilirler. Ama gerçekten Türkiye Ligi'nde bileğin hakkıyla geldi. Bence bazen kupada denk takımlardı. Eşleşmeler. Ama ligde öyle değildi. Ligde öyle değildi. Evet, Beşiktaş Efes Pilsen serisi. Geçen yılın finalisti Efes Pilsen'le bu sezonun sürpriz takımı Beşiktaş'ın playoff yarı final serisinde oynadığı maçlar basketbol severlere zevkli anlar yaşattı. Sezon içinde oynanan karşılaşmaları kazandığı için seriye 1-0 Efes Pilsen önde başladı. İlk maç Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaydı. Seyirci desteğini de arkasına alan Beşiktaş fırtına gibi girdiği mücadelede farkı 27 sayıya kadar çıkardı. Ancak siyah beyazlar Efes Pilsen'in baskılı oyunu sonrası üstünlüğünü koruyamadı. Özellikle İbrahim tamamı ikinci yarıda olmak üzere attığı 28 sayıyla Efes Pilsen'i maça ortak ederken karşılaşmanın son anları büyük heyecan içinde geçti. Blackwell'in bitime 15 saniye kala yaptığı acele atış sonrası maçtan kopan Beşiktaş 93-89'luk skorla rakibine boyun eğdi. Efes Pilsen bu galibiyetle seride 2-0 öne geçerken maç sonrası Beşiktaş seyircisinin hakemlere ve rakip takıma büyük tepkisi vardı. Dikilitaş Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci maçı öncesinde olay çıkmaması için olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken karşılaşmanın oynanmasına uzun görüşmeler sonunda karar verildi. Maç büyük bir çekişme içinde geçti. İkinci yarıda hakemlerin tutumunu protesto eden Efes Pilsen koçu Ergin Ataman son 5,5 dakikada ikinci beşini sahaya sürünce kontrolü ele geçiren Beşiktaş maçı 91-74 kazanarak serideki skoru 2-1 yaptı.
Serinin 3. maçında taraflar Ayhan Şahenk spor salonunda karşı karşıya gelirken birçok basketbol sever salona giremedi. Bu maçta da heyecan ve çekişmenin dozu çok yüksekti. Son ana kadar temposu düşmeyen karşılaşmadan daha az hata yapan Efes Pilsen 73-69 galip ayrıldı ve finale adını yazdırdı. Biz bu seride iyi basketbol oynayamadık. Yani hiçbir maçta, oynadığımız 3 maçta da iyi oynayamadık. Bu kadar kapasiteli bir kadronun, bu kadar Avrupa üçüncülüğüne ulaşmış bir kadronun daha iyi basketbol oynamasını bekliyordum. Finale kaldığımız için sevinçliyim ama bu oyun beni çok endişelendiriyor. Beşiktaş takımını kutluyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele yaptılar. Kapasiteleri oranında bize kök söktürdüler diyeceğim. Yani sonunda biz şansa kazandık. Onlar da kazanabilirlerdi. Beşiktaş seyircisini de kutluyorum. Biz Avrupa üçüncüsü Efes Pilsen taraftarımızı arıyorum ben. Nerede bizim taraftarımız? Nerede bizi bu kadar destekleyen Avrupa Ligi'nde sadece maçlar, Avrupa maçları oynanmıyor ki, lig maçları da oynanıyor. Gerçekten çok stres vardı bizim de üstümüzde. Yani Beşiktaş çok iyi takım, çok iyi mücadele ediyorlar, iyi oynuyorlar. Ne kadar basın şey yapsa da, yani bizi kötü oynadığımızı eleştirse de Beşiktaş iyi takım yani. Bence zaten belli, geldiği yer belli. Biz iyi bir neticeyle kazandık yani. Şimdi finale kaldık. Tabii bizim için çok üzücü bir şey, yine her maçı deplasmanda oynuyoruz. Kazandık, finale çıktık. Bizim başına hedeflediğimiz finaldi, şampiyonluktu. Bunu yavaş yavaş akademi akademi yaklaşıyoruz. Bugünkü maçı kaybederek ligin sonunu getirmiş olduk. Her şeyden evvel iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, tüm Beşiktaşlı basketbolcularla ben antrenör olarak çok gurur duyuyorum bir defa. Kendilerine de içeride onu söyledim. Müthiş bir sezon geçirdiler. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde şahsiyetle mücadele gösterdiler. İkinci kısmına gelince Efes-Beşiktaş eşleşmesi. Son yıllarda Türkiye'de insanların seyirciler sahaya gelmiyor diye istemeden basın, televizyoncular, biz kulüp yöneticileri ve federasyon bugün 3000 kişiyi dışarıda bırakarak 300 kişiye maç oynattılar. Ya tabii ki Efes çok kuvvetli bir takım. Yani sonuna kadar mücadele ettik. Bu maçı alıp bizim salona taşımak istiyorduk son maça ama olmadı. Efes'i tebrik ediyoruz. Finalde de başarılar diliyoruz. Şimdi maçtan sonra Hüseyin'le Faruk'un babasına rastladım ben. Ya dedim, hangisini tutuyorsunuz? Çünkü ikisi de oldu. Oradan da biri hemen dedi ki, babalar dedi küçük oğullarını sever dedi. Ben dedim yoktur öyle bir şey. Hangisini tutuyorsunuz? Hangisi maçı kazanırsa onu tutuyorum dedi. Ama seni de göreceğiz bakalım, ikinci çocuğu yaptıktan sonra bakalım hangi çocuğunu tutacaksın. Biri futbolcu olur belki. Hangi takımda oynayacak? Fenerbahçe. Nasıl yani? Tabii. Bak Muzaffer biliyor. Şimdiden hazırlanıyor. Valla abisi çok iyi. Sağ ve sol ayak kullanıyor da basketi çok seviyor. Bakalım. Bence hemen o işten var. Muzo gel, programısın istersen. Şimdi gelelim öbür seriye. Ülker Tofaş serisi ve Tofaş'ı herkes Türkiye Kupası'ndaki performansından sonra büyük favori olarak görüyordu. Ve ilk iki maçta da hakikaten bunu kanıtladı. Yani çok üstün basketbol oynadı. Ama yani oraya da rastgele, o Türkiye Kupası'nda rastgele gelmedi. Özellikle playofflara katılamayınca Avrupa Ligi'nde Tolga Öngören takımı aldı karşısına. Arkadaş dedi, çareniz benim. Onun için benim dediğimi yapacaksınız. Ve Tolga Öngören takıma sahip çıktı. Koçluğunu kabul ettirdi ve mükemmel bir takım yarattı. Da çok iyi. Bence Tolga Öngören muazzam. Çünkü çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Türkiye'de kimse eleştiriye katlanamıyor. Belki biz eşimiz, çocuklarımız... Tolga hariç. Çünkü Tolga Öngören ne diyor biliyor musun? Abi söylediğinizi yazacaksınız, gördüğünüzü yazacaksınız. Biz de ona göre tedbirlerimizi alacağız. Bu kadar basit diyor. Şimdi son maçta da hakikaten Ülker'i çok rahat geçtiler. Yalnız Ülker'de de bilmiyorum artık gelecek sezona büyük bir deve keserek mi başlayacak? Bir şey yapmaları lazım. Haluk dün sakatlandı. Ondan önce Kerem, Zidek zaten eğilemiyordu bile. Yani büyük şanssızlıklar vardı ama Tofaş'ı da Efes'i de tebrik etmek lazım. Çok güzel bir final serisi olacak. Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Tofaş'la takipçisi Ülker Spor arasındaki yarı final serisi 0-0 eşitlikle başladı.
Serinin ilk maçı Bursa'da oynandı. Karşılaşmada baştan sona üstün olan Tofaş, rakibinin pot altındaki zaaflarını değerlendirerek sonuca gitti. Şemsettin'in gayretiyle farkı açan ev sahibi takım, Alper'in savunmadaki üstün performansıyla maçtan 73-60 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Takımlar ikinci maçta bu kez Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin son anlarında Mark Pop eline geçirdiği fırsatı kaçırınca Tofaş sahadan 73-71 galip ayrıldı. Bursa'daki üçüncü karşılaşmadaysa Harun ve Alan'la etkili olan Ülker Spor son 10 dakikada ele geçirdiği üstünlüğü maç sonuna kadar sürdürdü. Maçı 78-70 kazanan Turuncu Yeşiller seriyi 2-1'e taşıdı. Ülker Spor Tofaş serisinin 4. maçı Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynandı. İlk dakikalar başa baş geçilirken Haluk sakatlanmasından sonra denge konuk takım Tofaş'ın lehine bozuldu. Üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdüren Bursa ekibi farkı giderek açtı. Karşılaşmayı 84-61 kazanan Tofaş finalde Efes Pilsen'in rakibi oldu. Ülker bizi Bursa'da çok iyi bir oyundan sonra yenmişti. Ama orada biz ikinci yarı özellikle iyi savunma yapmadık. İkinci yarı 46 sayı yedik Ülker'den ve bu tabii bizim hiç çalışmamadığımız skor. Mağlup olduk. Bir de orada maçın son 9 dakikası Raşat Gribi'de bir tane top vermiştik. Tabii orayı kötü oynamak biraz da bir tecrübenin şeyiydi, işaretiydi. Biz oradan iyi bir ders almışız. İyi hazırlandık yani, kafaca iyi hazırlandık bu iki günde. Burada ben takımın özellikle müdafaa performansından çok memnun kaldım. Finale kaldık. Tabii çok mutluyuz. Ülker Spor'u tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi bir seri oynadılar bence. Ama biz biraz daha konsantreydik, biraz daha kadromuz derin, biraz daha iyi hazırlanmıştık ve geçtik. Hedefimiz bu sene şampiyonluk. Geçen seneki şampiyonluğumuzu korumak. Bu seneki işte hedef, yani yarı final hedefimiz değildi. Bursa'da istemediğimiz bir maç kaybettik. Üçüncü maçı Bursa'da çok kötü kaybettik. Burada kazanıp seriyi uzatmadan dinlenmek istiyorduk. Çünkü rakibimiz de dün Efes Pilsen kazandı ve onların dinlenmeye vakti var. Şimdi Efes Pilsen maçına hazırlanacağız. Sağ avantajımızı da bu maçtan sonra yitirdik. Efes Pilsen'in sağ avantajı var. Bunu ilk maçta yenip kendi sağ avantajımız olarak değiştirmek istiyoruz. İnşallah istediğimizi yerine getirir, şampiyon oluruz. Finale kalmak hedeflerimizden bir tanesiydi ama maalesef bu kadarını gerçekleştirebildik. Maçtan öte belki daha önceki İstanbul'da Ahmet Cömert oynadığımız maçı, iki sayıyla kaybettiğimiz maçı alsak belki çok daha farklı olabilirdi ama dediğim gibi çember alttaki eksikliğimiz, orayı kapatamamak, yani bütün çabamıza rağmen son adımları İstediğimiz gibi atmamıza engel oldu. Bugün de Raşat Grafit çember altını çok çok iyi domine etti. Yani ondan çıkan pasları artı onun hücum reboundlarını, ikinci atışlarını ve birebirlerini engellemekte çok zorluk çektik. Elimizden gelen iyisini yapmaya çalıştık ama maalesef daha fazlasını beceremedik. Evet, şimdi Alper sağ avantajından bahsediyordu. Son Beşiktaş maçında Efes Pilsen'in konusu çok tartışıldı. Şimdi benim görüşüm, o gün sen Doğan Hakkemez'le konuştun, Battal abiyle konuştun, Engin Özerhun'la konuştun. Şimdi Efes Pilsen o sahanın sahibi ve 500 mi 600 bine bilet vermiş. Zaten o salon 2000-3000 kişilik bir salon. Bütün ligi de birinci bitirdiği için bir saha avantajı sağlamak istiyor. Doğan'ın dediğine de katılıyorum. Şöyle, keşke o salon 4'te 3 Efeslilerle dolmuş olsaydı. Bu Efes'e biraz yüklendi millet ama bence bu Türkiye'nin şeyi, 8 tane takım İstanbul takımı olursa yani dengesizlik buradan kaynaklanıyor. NBA'de 29 takımın 14 tanesi New York'ta değil ki. Yani, Anadolu'da hiçbir zaman böyle bir problemle karşılaşılmıyor. Olmaz, çünkü sabahın saat 9'undan itibaren salon dolmuş oluyor. Ama yani Efes Pilsen de o sağ avantajını elde etmek için bütün sezonu birinci bitirdi. O açıdan yani o bayağı bir emek sarf edilerek alınmış bir sağ avantajı. Şimdi Tofaşlılar da sağ avantajımız yok bu sefer diyorlar. Yani oyuncuların falan önem verdiği bir şey. Tabii. Ne yapalım, NBA'ye mi geçelim? Necip abi kapıdaymış. Evet. Tamam, NBA'de de playofflar devam ediyor. Lakers gayet iyi. Geçen gün Portland maçını seyrettim. Portland da gayet iyi gidiyor. Öbür tarafta Indiana çok rahat. Çünkü Philadelphia uzun yıllardır playofflara katılmıyordu. İlk defa katıldı. Yalnız öbürü çok karıştı.
Bazı kritik maçlarda gene Kobe şakı tanımadan tek başına maçı alıyor. E o da büyük yıldız. Yalnız New York, Miami çok karıştı. Bilmiyorum oradan kim çıkacak. Ben Miami'de 1-1 olduktan sonra kesin New York çıkar diyordum ama şimdi o bakalım ne olmuş. Dünya basketbolunun kalbi NBA'de playoff mücadelesi konferans yarı finalleriyle sürüyor. Serilerdeki son duruma şöyle bir göz atıyoruz. Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers finale en yakın takım. Indiana Pacers Philadelphia 76ers serisinde Indiana'nın 3-0 üstünlüğü var. Indiana bir maç daha kazandığı takdirde konferans finaline yükselecek. New York Knicks Miami Heat serisinde durum 2-1 Miami lehine. Bu iki takımın mücadelesi konferans yarı finallerinin en zor serisi görünümünde. Batı konferansında Los Angeles Lakers Portland Trail Blazers finali olacak gibi gözüküyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı Los Angeles Lakers'la Phoenix Suns'ı karşı karşıya getiren seride Lakers avantajlı. Halen 3-0 önde olan Lakers bir maç daha kazanırsa konferans finaline adını yazdıracak. Portland Trail Blazers Utah Jazz serisinde de durum farklı değil. 3-0 önde olan Portland konferans finaline göz kırpıyor. Geçiyoruz en iyilere. Sezon başından bu yana Los Angeles Lakers'ı sırtlayan oyuncuların başında gelen Shaquille O'Neal, beklendiği gibi en değerli oyuncu seçildi. Shaq sayı krallığında 29.7 ortalamayla birinci, rebound krallığında 13.6 ortalamayla ikinci, blok krallığında maç başına 3 blok ortalamasıyla üçüncü olarak normal sezonu bitirdi. Yılın çaylağına gelince yapılan oylamada Chicago Bulls'dan Elton Brand ve Houston Rockets'tan Steve Francis bu ödülü paylaştılar. Bu sezon ilk kez NBA'de boy gösteren iki genç oyuncudan Brand'in sezon ortalamaları 20.1 sayı, 10.0 rebound ve 1.6 blok. Steve Francis'in ortalamaları ise 18 sayı, 6.6 asist ve 1.5 top çalma. Yani Shaquille'in MVP seçilmesi pek bir sürpriz değil, değil mi? Sürpriz oldu. Bekliyor muydun? Normal. Bu sene çünkü ne film çeviriyor ne başka bir şey. Yani sadece basketbol ve kendi işini yaptığı zaman, hani Türkiye'de de diyoruz ya antrenörler oyuncu kendi işini yaptığı zaman çok başarılı oluyor. Shaq da öyle. Bu sene müthiş oynuyor yani. Evet şimdi Erkan Ataş'ın bir işi çıkmış. O katılmayacak ama Necip abiyi bıraktı ve hemen görevinin başına gitti. Arı gibi çalışıyor, onun da hakkını vermek lazım. Yani hakikaten bu sene Türkiye 1. Ligi'nin belki de en değerli oyuncusu. Çünkü herkesten daha fazla çalışıyor. Bu benim görüşüm. Sen İsa'yı da Musa'yı da yaranamıyor, bir de o var. Ama çok zor. Çok yani bu kadar stresin olduğu ve tabii Euroleague'de bir takım olması şu anda stresi daha da arttırdı. Ama bence son derece başarılı. Bir ara bıraktı diyorlardı, istifa etti falan. İnşallah etmez çünkü basketbolumuzun hakikaten onun gibilere ihtiyacı var. Şimdi kurallar değişiyor. Değişti hatta. Değişti. Ama son onay verilmedi. Tabii. Ve Türkiye'de şu anda eski duayen hakemlerimizden hakikaten yani bunu burada diye söylemiyorum. Ne zaman Necip Kapan'la hakemlik yaptığı dönemde de bir maç yönetse
O maçta yanlış düdük olabilir ama her iki takımın da haklarının hiçbir şekilde yenmeyeceğini ben biliyordum. Duayen hakemlerimizden biri. Şimdi de çok önemli bir göreve geldi. Bir sürü genç hakem yetiştiriyor. Evet, Necip Kapanlı. Merhaba. Hoş geldin Necip abi. Merhaba. Uçak geç kalktı ha. Türk Hava Yolları mı? Necip benim çok eski arkadaşım. Öyle mi? Biz karşılıklı da oynadık. Çıkıyor ya. Muydu? İnanmayacaksın ama ben basketbolcuydum. Belki inanmayacaksınız. Yok, niye inanmayalım ya? Bir gün karşı karşıya geldik. Jandarma gücünde oynuyordu İsmet. Ben Kavaklı'da oynuyordum. Turnike'ye girdim, karşıma İsmet çıktı. Hayatımda o kadar korktuğum bir anı hatırlamıyorum. Yani bu kadar ince ve zarif değil mi? Topu öyle mi atmışım ki arkalığın panyanın üstünden duvara gitti top yani korkudan. O kadar korkmuş muydu? Gençliğinde de yani. Bir seni korkutamıyorum. Peki, yok canım ben her sabah böyle uyarıyorum. Hakemliğini yaptın mı hiç? Yok. Çok yapmışımdır. Attın mı peki? Yok atmadım ama. Ben teknik foul yemedim. Hayır öyle değil yalnız şey. Çok sert oynardım ama değil mi? Ben İsmet, teknik foul yemem. İsmet kendinden uzunları tuttuğu için. Sürekli gözlerim elindeydi. Kimi nasıl itecek diye. İtiyor muydu? İterdi. Evet, iterdi. Ama uzunlarla oynardı. Ama teknik foul almadık. Almadı evet. Yok ama iyi savunmacıymış değil mi? Evet. Yani rakip takımı uzunluğunu bezdiren... Çift sayı vermesi zordu. Yani. Şimdi şu var. Hücum edemeyenleri iyi savunmacı derler. İsmet iyi savunmacı. Yalnız aralarda görüyorsun. Burada evet. Nasıl atıyor? Alışmış buradaki. Burada alışmış diyor. Şimdi bu sene bir kere ligi nasıl değerlendireceksin hakemler açısından? Valla geçmiş yıllardan çok farklı değil. Bana göre iyi diye denilebilir ki masanın karşı tarafındayken işler öyle gözüküyor ama bana göre gerçekten böyle iyi. Şu var, herkesin kendi liginde sorunlar var. Şimdi mesela FIBA hakemleri geliyor, beğeniyoruz belki ama onlar da kendi liglerinde büyük sorunlar yaşıyorlar. Gidin şimdi İtalyan takımlarla konuşun, İtalyan hakemlerinden şikayetçi olacaklardır. İsrail keza öyle, İspanya öyle. Türkiye'de de takımlar Türk hakemlerinden şikayetçi gözüküyorlar. Fakat işin bir tarafı da şu. Herkes kendisi kazanıyor fakat mutlaka hakemle kaybediyor. Yani bu anlayışın artık biraz değişmesi lazım. Yani gitgide stres arttıkça da bu bahane diyeyim artık daha evet. Ön plana çıkıyor. Şimdi yani... zaten biz hem bu mesajların hem yeni değişen kuralların daha doğrusu hakem camiasının bugüne kadar kolay kolay toplum içinde sesi pek duyulmazdı. Dolayısıyla asist programını sevgili Murat çok güzel düşündü bu programı gerçekleştirmek için. Burada da duayen sen olduğuna göre buradan... bugüne kadar hep bandajlıydı ağızlar. Biraz konuşun yani. Çünkü siz de basketbolun, çünkü hakemlerden kızıyoruz. Diyoruz ki hem basketbolun değişmez bir parçasıyız diyorsunuz. Hem de hakemler mümkün mertebe toplumdan uzak duruyor. Ne soruyoruz doğrudur cevap alıyoruz ne başka bir şey. Onun için şimdi şöyle biraz söyleyeyim. Açıklayalım. Anlıyorum. Aslında hakemler insanlara yaklaşmaya hazır. Fakat öyle kötü yorumlar oluyor ki. Öyle değişik yorumlar oluyor ki insan hakemler ister istemez şöyle bir iki adım geriye çekilmek zorunda kalıyor. Ama sohbete yaklaşalım, şirketleşmeyelim. Yok, yaklaşırlar yani. Yani o. Ama şimdi ben playofflarda bu kadar stresli bir ortamdaki İtalya liginde, İspanya liginde bu bizdeki kadar stres yok. Çünkü İspanyollar 3 takım. Evet. İtalyanlar 3 takım. İspanyollar 3 hakem. İspanyollar 3 hakem. Avrupa'da tek 3 hakem. Bu sene benim şahsi görüşüm yani sen program İsmet abiyle benim diye evet demene gerek yok. Hakemler maç içinde istikrar kazandı. Geçmişe göre. Yani bir pota altında çalınan düdük öbür potanın altında da çalınıyor veya çalınmıyor. Her maçta değil ama. Geçmişe göre ama şimdi, maçtan evet. Maça istikrar hala yok. Yani evet. Her maçta aynı derece sertlik evet. Göz yumulmuyor. Bu benim görüşüm. Evet. Ama iyi akıllı oyuncu, akıllı bir antrenör maçın ilk dakikalarında hakemin o maçı nasıl çalacağını hissedip ona göre önlem alabilir ki bence bu da çok önemli bir adım benim görüşüm. Evet. Bir de şu var şimdi artık... Hayır evet demen şart değil. Hayır katılıyorum. Ama yine de evet demen de faydalı. Yanında sen varsın. bir de şu var artık hakemin bölgesi falan da kalmadı. Evet. Yani o da... O da güzel yani, bir şey. O da hoş bir şey. O da alternatif yarattı. Yani eskiden belli hakemler üzerinde bu işler dönerdi. Şimdi alternatif çoğaldı. Çok genç arkadaşlar devreye girdiler. Bir de yani işte şunun sahasında öyle bir şey yok. Ama bir dakika şimdi örnekleme çok önemli. Murat'ın söylediği olay şu. Geçen gün herhangi bir oyuncu diyelim ki geldi, hücum faul yaptı, attı dedi. Aynı pozisyonu orada görmedi. Eğer ters tarafta da aynı şekilde aynı pozisyonda oyuna devam eder diyorsa anladım. Tamam. Bir de yarı sahada biliyorsun biz ona Yugoslav faul diyoruz. Evet. Eğer böyle faul yaptığı zaman topu pas buraya avantajı. Mesela bazı maçlarda avantaj hiç tanınmazken bazı maçlarda mesela bütün maç boyunca anlıyorum. Hakem ikilisi şimdi çok iyi avantajlar. Bir de topsuz mücadelelerde mesela şey olmadığı takdirde bu bazıları ki bence doğru
O itiş kakışa hiçbir şey demiyor. Şimdi bakın, bazen her maçın, atmosferi farklıdır. O da bazı maçta temaslara göz yumabilirsiniz. Bazı maçta ise dersiniz ki bu temaslara ben göz yumarsam ileride başka şeyler olabilir. Daha da sertleşebilir. Orada faaçtasını daha aşağı çekebilirsiniz. Ama ben şunu kabul ediyorum ki stresli maçlarda hakemlerin performansında belli bir düşüş oluyor. Oluyor mu? Evet, oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Sonuçta insan yaratıyor yani. Tabii. O da doğru. Biz şimdi burada şimdi itiraf edelim ki biz canlı yayında bazen bir anda söylüyoruz. Sonra tekrar yayında bile biz bile yanılmışız. Başka bir söyleyeyim. Mesela son maçta iki tane çıkan topta siz çok iyi pozisyonda oturuyordunuz. Kamera çok iyi yerden çekiyordu. Ben yanlış İlkini ben hala anlayabilmiş değilim top kimden çıktı diye. İkincisinde sen A takımından dedin, sen B takımından dedin. Sonra tekrar da anlaşıldı ki öyle değil. Yani İsmet abi doğru görmüş, ben yanlış görmüşüm. Yani, Musa 10 kere yavaşlatarak ekrana getirdi. Ama hakem de orada bir karar vermek mecburiyetinde. Yani bazen... Ama beklesin abi orada tekrar mı? Ya beklesin. Şimdi genç hakemlerden bahsettik Necip abi. Bu senenin bilmiyorum en başarılı hakemi olarak gözüküyor şu anda. Bizim için bütün hakemler başarılı ama Murat ayrıca çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir... Avrupa'da da... İsmini belki sen söyleyecektin, kusura bakma. Yok, rica ederim ya. The one and only Murat. Murat Biricik. Bir de aynı zamanda en yakışıklı basketbol hakemi seçildi. Öyle mi? Bakalım göreceğiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Biz Murat'a genelde Avrupa'nın mesela biz İspanya'da Real Madrid maçını anlatırken direkt uçuş yoktur. Barcelona havaalanında karşılaşırız. Avrupa'da değişik yerlerden gelip havaalanında karşılaşıyoruz. Avrupa'da da bayağı maç yönetiyorsun değil mi? Tabii özellikle 96 yılında bir FIBA hakemi oldum. O sezon bir 13 tane maçım oldu. Daha sonra araya bir sene bir standby dönemi girdi. Bu sezonda yaklaşık bir 15-16 maç. Avrupa. Bayağı bir yoğunluk oldu Avrupa'da. Ve genelde çok iyi not alıyorsun değil mi Avrupa'da? Ben öyle duydum. İyi not alıyorum herhalde ki. Recep de çok iyi alıyormuş. Evet, Recep zaten şu anda FIBA hakemliğini Türkiye'de en iyi temsil eden kişi. Koraç Kupası finali yönetti, Ronchetti Kupası finali yönetti. Keza ben Ronchetti Kupası'nda yarı final yönettim. Saporta'da çeyrek final yönettim. Bunlar çok tabii önemli. Hep birer başarı. Artı en son gelen nominasyonda da FIBA tarafından 14-23 Temmuz tarihlerinde Zadar'da yapılacak Avrupa Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda tarafsız hakem olarak görevlendirildim. Yani bizim genç bir takımın elendiği turnuvaya FIBA'yı tarafsız hakem olarak çağırdı. Daha ne olsun? Yani şimdi futbolda var mı bu kadar hakemlerimiz Avrupa'da bilmiyorum ama Oğuz Sarvan iyi gidiyor diye biliyorum. Öyle mi? Oğuz Sarvan. Ama bir tane var değil mi? Evet. Yani Murat gibi, Recep gibi bizim başka hakemlerimiz de görev alıyor. Tabii, ama Memduh, sizin kadar değil, evet, değil mi? Memduh abi var, Memduh Öget var. Hani? Şimdi Murat'la yeni nesil hakemlerin %90'ında benim sevdiğim şey Necip abi öyle değildi ama Necip abinin zamanındaki diğer hakemlerde bu çok vardı. Tolerans çok azdı. Yani sahaya biraz böyle stresli ve asık suratlı çıkıyorlardı hakemler. Hakem kitabının en son cümlesini biliyorsun değil mi? Neydi? Hakemler de gülümseyebilir. En sonunda işte böyle kendileri yazmışlar. Ya şimdi bizim yeni nesil tabii istisnalar oluyor. Bazen iki taraf da o kadar art niyetli oluyor ki yani hakemin orada güler yüzlü veya alttan alması mümkün değil ama çok toleranslı. Bence bu atılan çok önemli bir adım. Yani orada bir savaş değil, bir spor olayı yapılıyor. Evet, evet. Bu da bir insan. Hata da yapabilir ama elinden geleni yapacak. Siz de hata yapabilirsiniz. Bir oyuncu sinirlenebilir. Mesela ben şey olayına çok karşıyım. Bursa'dan dönerken Ömer abiyle deniz otobüsünde onu konuştuk. Bu kadar stresli maçlarda bazı şeyleri hakemin duymaması lazım. Hakemi seyircinin önünde küçültecek bir küfür veya bir hareket olursa o ayrı. Ama mesela işte küfür ama anlık bir şey, kendine duymayıp gidecek şeye doğru. Yani numaraları gösterecek. Onu biraz tartıştık. Ama eskiye göre o çok azalıyordu. Çünkü Ömer abiye dedim ki sen hava atışını böyle yapardın. yani teknik parçalardın hava atışı sırasında. Çok güzel gelişmeler var. Basketbol camiamız da biraz daha hakemlerimizi desteklesin. Hakikaten yani biliyorum çok büyük yatırım yapan kulüplerimiz var. Ama bir tane takım sahadan galip ayrılacak. Ve her yenilgide hakemin kabahati değil artık. Şimdi yalnız psikiyatrist ve psikologların spor bölümüyle ilgilenenlerin çok önemli bir düşüncesi var. Sporu spor için yapacağız. İşte kaybetsek de kazansak da önemli değil. Zaten kaybetmek ve kazanmayı bırakıp
mağlup olmak ve galip gelmek üzerine düşünüp, çünkü kaybettiğimiz zaman kaybeden diyoruz, o kelimenin altında eziliyoruz. Kazandığı zaman diyoruz, gökyüzüne çıkıyoruz. Ama bir gerçek var. Spor spordur ama centilmenlik ve çok fazla centilmenlik ve çok fazla değil, bir savaş oluyor orada. Ve kazanma savaşı oluyor. Hı hı. Ve sonunda Avrupa'da temsil oluyor. Dolayısıyla sporu spor, centilmenliktir falan diyoruz ama o kadar da basit değil. Çünkü bunun sonunda çok önemli yatırımlar ve çok önemli konular var. Dolayısıyla hakem camiasının bir takım yerlerde hem kendini hem de toplum içindeki yerini büyütmesi lazım. Çünkü bu hedefi olacaktır. Başka çaresi yok. Evet. Şimdi yeni kurallara geçeceğiz az sonra. Ama ondan önce hafta içinde bir toplantı vardı. Siz de katılmışsınız galiba Necip abi. Hakemlerin Ömer Bozer basın toplantısı. Evet. Arkadaşlar onunla ilgili bir görüntüyü ekrana getirecek. O arada da biz yerleşelim. Yeni kurallar işinizi kolaylaştıracak mı, zorlaştıracak mı? Bence kolaylaştıracak, çünkü seyir zevkini arttıracak. Değil mi? 24 İlk başta biraz bocalama devresi olabilecek gibi ama inanıyorum ki buna en çabuk adapte olması gerekenler bizleriz. Çünkü hem oyuncuları hem kenardakileri ve tribündekileri eğitecek olanları... Bütün kuralları inceledim. Basketbol heyecanlanacak ve hızlanacak gibi duruyor. Ama tam tersine bazı konularda acayip duracak. Çünkü 10 dakika içinde 4 tane mola acayip basketbolu durdurabilir. Bir şimdi doğru. Kaseti izleyelim. Bunları da tartışalım. Evet. Merkez Hakem Komitesi hafta içinde düzenlediği basın toplantısında sezon başından bu yana kendilerine yönelen eleştirileri yanıtladı. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ömer Bozer, her hakeme eşit sayıda maç vermeyi hedeflediklerini belirterek bu amaçlarına bir ölçüde ulaştıklarını ifade etti. Sezon boyunca hakem hatalarının yaşandığını ve bunun son derece doğal karşılanması gerektiğini vurgulayan Bozer, bazı maçlarda çıkan olaylarda asıl suçlunun teknik adam ve idareciler olduğunu öne sürdü. Hakemler kontrolü elden kaçırmıştır. Niye kaçırmıştır? Çünkü toleranslı davranmak uğruna kontrolü elden ama hiç mi kenarların ve oyuncuların kabahati yok? Merkez Hakem Komitesi'nin diğer üyeleri de sorumlu oldukları alanlarda yaptıkları faaliyetleri anlattılar. Toplantıda hakemlerle ilgili detaylı bilgiler de verildi. Buna göre Ankara bölgesinden Mustafa Can 28 maçta düdük çalarak sezon başından bu yana en çok maç yöneten hakem oldu. 25 maçta düdük çalan Murat Biricik ise yapılan değerlendirmede 19 A klasmanı hakem arasında en yüksek puanı aldı. Bu iki hakem son olarak Efes Pilsen ile Beşiktaş arasında oynanan 3. maçta birlikte sahaya çıktılar. Merkez Hakem Komitesi toplantısında son dönemde Türk basketbolunun gündeminde yer alan diğer konular da tartışıldı. Bazı isimlerin basketbola doğrudan etki etmeye başlaması tartışılan konuların başında gelirken Ömer Bozer bu konudan kendilerinin de şikayetçi olduğunu ifade etti. Bu konulardan beni ilgilendiren kısmını söylüyorum. Hakemlik olarak biz de rahatsız olduğumuz için geçtiğimiz sezon bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Ama şu anda size şunu söyleyebiliyorum. Bu ilişki, her ne kadar olduğu söylenen ilişki, şu anda kağıt üzerinde böyle bir şey yoktur. Bunu çok kesin bir şey. Ve bizim aldığımız tedbirler sayesinde bu olmuştur. Menajerlik işinin de belirli şartlara ve kurallara oturtulması lazım. Çünkü birazcık amiyane tabirle işin tadı kaçmış durumda. Evet. Ömer Bozer de eskiden oyuncuymuş galiba. Necip, evet. Devamlı şekilde eleştirildiğimiz bir konu var. Bize devamlı bu geliyor ve yazmıyorsunuz diyorlar. Bir türlü bu diyalogları tam anlamıyla sağlayamadığımız için. Herhangi bir maçta, herhangi bir pozisyonda hakemle kavga etmiş, mahkemelik olmuş bazı olaylar oluyor. Oyuncuların, bazı antrenörlerin ve bazı şeyler, tepkiler oluyor. Ve bunlar ısrarla diğer maçta da aynı yere verilerek büyük tepkiler alınıyor. Daha birinci saniyede karşıda. Bir de hakemlerin atları eskiden açıklanırdı. Şimdi son saniyede insanlar sahaya çıkarken öğreniyor falan. Yani bu çekimsellikten... Ama bunları Erkan'a soracağım. Hakemlerin açıklanma ama o da biliyor. Hakemlerin isimlerini açıklanma iş nedeni şu. Hakemlerin isimlerini açıklıyorsunuz. Bir hafta takımlar o hakem üzerine böyle iyi midir, kötü müdür, hangi başımızı yönetti falan yani kendi takımıyla uğraşacağına neredeyse hakeme odaklanıyor. Ve ondan sonra bunu isteriz, bunu istemeyiz. Şimdi istememe hakkı yok. Çünkü zaten bilmiyor açıklanmadığına göre. Öyle bir rahatlık getirdi o iş. Ama yani bu sene hakemler Allah aşkına. Çok böyle karar, yani hakem kararlarıyla neticesi belirlenen maç çok az var ya. Ya takımlar şöyle düşünseler. Şimdi A klasmanda 18 tane hakem var. Birincilik için konuşuyorsak. İşte iki tane, bunlardan iki tanesi gelecek. Bizim maçımızı yönetecek. Bu kadar basit. Yani bizim hakemlerimiz arasında çok büyük farklılıklar yok. Bir takım farklılıklar var ve biz bunları standart hale getirmeye çalışıyoruz ayrı ama çok büyük farklılıklar yok.
Peki şimdi telefon da alalım ama ilk önce kuralları bir şey yapalım ki belki kurallarla ilgili de telefon gelir. Şimdi arkadaşlar bir kaset hazırlamış kurallarla ilgili. Sevgili Teoman'dan rica edelim. Bir kuralı oynattıktan sonra yani bütün kaseti değil de orada durduralım. Onun üzerine oyunu nasıl etkileyecek, sizi nasıl etkileyecek kısaca bir yorum yapalım. İlk önce kasettekileri, sonra kasette olmayıp da bizde olanları bir zaten şey galiba falan. Hepsini koydular bakalım. Hücum süresi bundan böyle 30 değil 24 saniye. 24 saniye aygıtının sıfırlanmasındaysa oldukça karmaşık durumlar söz konusu. Şut atıldığında top çemberden geçmiş veya çembere çarpmışsa 24 saniye aygıtı sıfırlanacak. Şut atıldığında top kötü şut veya blok sonucu çemberden geçmemişse 24 saniye aygıtı durdurulmayacak ve geri saymaya devam edecek. Eskiden top şut için eli terk ettiğinde 30 saniye ihlali gündemden düşüyordu. Şimdi ise topun 24 saniye içinde çemberden geçmesi veya çembere çarpması şartı getirildi. Ayrıca faul durumu dahil oyun durduktan sonra topu hangi takım oyuna sokacaksa 24 saniye aygıtı da kaldığı yerden çalışmaya devam edecek. Evet şimdi periyotlara geçmeden çünkü orada da önemli değişiklikler var. Bir kere 24 saniye kuralı oyunu hızlandırmak için değil mi? Evet. Seyirciye skoru arttırmak için, seyirciye de daha hoş bir basketbol izletmek için bir de biraz da antrenörlerin müdahalesini azaltıyor. Yani doğru. Oyuncular daha çok inisiyatif alacak. 10 saniyede geçecekler yarı sahayı. 8 saniyede. 8, o da 8 oldu. Şimdi burada benim görüşüme göre en önemli değişiklik eskiden 30 saniye süresi dolmak üzereyken top elden çıktıktan sonra basket olsa da olmasa da oyun devam ediyordu. Şimdi 24 saniye dolarken elden çıkan top yani top havadayken 24 saniye dolunca eğer basket olmazsa savunma yapan takıma yani. Geçiyor. Değil mi? 24 saniye ihlal olmuş kabul edilecek. Top diğer takıma geçiyor. Yani şöyle. Bunlar... Sen benim karşımdasın. 24 saniyenin içinde tam dolarken attım. Ya çembere değecek. Ya çembere değecek ya sayı olacak. Ancak hayır, değmedi. Çembere değip basket olacak. Değil mi? Hayır. Çembere değdiği takdirde bile. Sayı top olur. 24. saniyede diyelim şutunu attı. Anladım. Havadayken 24 saniye doldu. Gidiyor. Top gidiyor. O topun girecek. Bir tane şansı var. O top girecek. Girecek. O zaman hiçbir şey yok. Bir şey yok. Veya çembere çarpacak. Hayır. Ama o top hayır. Havada dolarsa. Havada dolarsa. Şimdi havada dolarsa'dan konuşuyoruz. Şimdi havada dolarsa'yı konuşuyoruz. Evet. 24 şutunu attın. Havadayken süre doldu. 24 saniye doldu. O top girdi. Problem yok. Evet. O top girmedi. Top karşı takıma verilecek. Yani savunma yapan takıma geçiyor. Şimdi o çember hadisesi şu. Mücadelesini kaldırıyor ortadan. Çember hadisesi şu. 5. saniyede şunu attın. Evet. Kötü şut. Airball oldu. Hı hı. Top çember öbür tarafına geçti. Sayı olmadı. Sayı olmadı. Çembere değmedi. Yine senin takımın aldı. 24 saniye sıfırlamıyorsun, başa almıyorsun. Nerede kalmışsın? 5, 6, 7, 8 oradan devam ediyor. Ediyorum. Ama çembere değmişse bu attığın şut sıfırlıyorsun. Senin takımın almışsa yeniden başlatıyorsun. Yalnız şimdi heyecan diyoruz. En heyecanlı mücadelelerden biri bence rebound mücadelesi. Yani bilmiyorum katılıyor musunuz? Benim en zevk aldığım, ben Deniz Radman'ı bile seyretmekten zevk alıyorum. Şimdi rebound mücadelesini azaltıyor. Hayır ama bu sadece şutunu attın havadayken süre bitti. Tamam. O çok bir maçta belki iki sefer olacak bir ona hadise bu. Ona nazaran takımların hücum yönünü daha da geliştirmeleri ve arttırmaları yönünde de bir itici yani, güç olacak. Artık yani öyle kimse alıp topu hücum oynanacak. Bir kere, uzun setler yapılmayacak. Point guard topu alıp 15 saniye beklemeyecek. Tabii. O bir yani. Kere bir de şu var. Yani artık takımlar benchlerini çok verimli bir şekilde kullanmaya mecbur. 5 kişiden 6 kişiyle bu tempoyu sürdürmek mümkün çok değil. Şimdi 24 saniyede hücum kullanacaksınız. Dolayısıyla sonradaki paniğe gelmemek için 17'de 18'de belki 19'da şutu kullanacaksınız. Yani gerçekte hücum süresi 20 saniye. Bir de bence bu pivotun önemini daha da arttıracak. Çünkü topu aşağı indirip orada çok iyi bir pivot nasıl Rashad aldığı zaman ya faul oluyor ya yani steps yapmazsa ya basket oluyor. Onu arttıracak. Artı ilk pasın önemi. Çünkü takımlar şimdi daha hızlı oynamaya mecbur kalacak. Yani güzel olacak esasında. Oturduktan sonra. Yani. Orada faul durumu yani çok net açıklanmadı gibime geliyor. Onu açıklayalım. O şöyle. Top bende. 10 saniye oynadım. O sırada benim takımdan bir oyuncuyla karşı takımdan bir oyuncu birbirlerine faul yaptılar. Karşılıklı faul. Karşılıklı diyelim. Karşılıklı faul yaptılar. Ne olacak?
topu yine ben oyuna sokacağım. Ama süre sıfırlanmayacak. 24 saniye bakın nereden kalmışsa oradan devam ettirilecek. Hmm. Ya şimdi cin koşlar bunlara bir şey bulacak tabii, değil mi? Bu normal. Şimdi tabii aslında bu cinlik önemli. Hele Türk insanı oldukça cin. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir gün Ülker'de Çetin Yılmaz beni aradı. Avrupa Ligi'nde maçları vardı. Dedi ki biz 3-5 sayı gerideyken ondan sonra oyunu hemen durdurmak istiyoruz. Saha dışına çıkıp attığımız sayıdan sonra oyuncular saha dışına çıkıp bir şeyler yaparlarsa, engellerlerse ne olur dedi. Hakem ne yapar? Teknik faul verir. O günkü kural öyleydi. Nitekim bunu yaptılar. Orhunlar falan dışarıya çıkıyordu. Teknik faul alıyorlardı. Süre çalışmadan karşı takım iki serbest atış kullanıyor. Yeni bir hücum hakkı doğuyor. Yalnız şimdi FIBA buna karşı önlem aldı. Türklerin cinliğine karşı iki atış kenar getirmişti. Tabii. Şimdi o tekrar değişti. Şimdi teknik faul diye tabir ediliyordu. Şimdi onu kaldırdı. Şimdi onlar da geliyor. İkinci önemli değişik maç süresiyle değil de yine 4x10 oldu. Oynamış ama şey. İki yarı değil 4 period. 4 çeyrek. 4 çeyrek. Şimdi o da bir period kelimesi de çok zor söylüyorum ben ama ne yapalım. Oyun bundan böyle 10'ar dakikalık 4 period, bir diğer ifadeyle 4 çeyrek üzerinden oynanacak. Birinci ile ikinci, üçüncü ile dördüncü periyotlar arasında ikişer dakika ara verilecek. Birinci devre, ikinci periyodun sonunda bitecek ve iki devre arasında 15 dakika ara verilecek. Evet, periyodlar öyle olacak. NBA'in bir benzeri bir ama şey orada 4x12. 12'den 10 şimdi bu, bunu çevirirken periyot ilk defa bizim kural kitabına giriyor Türkçe'ye. Ya daha önceden vardı da kullanılmadığı için ağzımız pek alışmamıştı. Sizce periyot mu desek daha iyi, çeyrek mi desek daha iyi? Anket. De, çeyrek de biraz şey ya. Valla şimdi NBA'de yani bazı Türkçe'de kelimeler vardır. Kelime doğrudur ama yani kulağa kakofonik gelir. Biz ona gazetecilikte kakofonik diyoruz. Dolayısıyla periyot deneyi diyebilir miyiz? Pek. Yani basketbolda 4'te 3 İngilizce terimlerle yani hepsini Türkçe'ye çevirmek mümkün değil. Oyun yani. Periyottan yani. Murat için de daha iyi. Şimdi en önemli değişikliklerden biri faul sayısında değil mi? Evet. Çünkü eskiden 20 dakika içinde 7. faal dolduktan sonra 2 serbest atış hakkı kazanıyordu. Şimdi bakalım bu değişiklik nasıl oldu? Bir takım bir periyotta toplam 4 faul yaparsa faul hakkı dolmuş olacak. Eskiden bir devrede takımların 7 faul hakkı bulunuyordu. Yani bu gayet açık değil mi? 4'ten sonra, 4'ten sonra 2 atış. Serbest atış başlıyor. Ama tabii detaylar her periyot başında da sıfırlanıyor. Yani evet. Değil mi? Yarı olayı takım kaldı. Takım faul sayısı her periyot başında sıfırlanıyor. Yalnız orada tabii oyunun gidişatına göre 4 faulden sonra ille de mutlaka her faulden sonra atış yapılmayacak. Çünkü çok büyük geniş detaylar var. Bakalım nerede? İçeride ya rastlarsak yoksa da en sonunda anlatırız. Evet bakalım ne var sırada şimdi. Eski kurala göre teknik faulün cezası 2 serbest atıştı. Bundan böyle bir oyuncuya teknik faul verildiğinde diğer takım 1 serbest atış kullanacak, ardından da topu orta noktadan oyuna sokacak. Yani biri... Evet teknik faul... Necip abi de böyle yakınlar. Teknik fauldaki değişiklik ben dinleyemedim şimdi tam nedir? Oyuncuya verilen teknik faulün cezası 1 atış, artı kenar. Eskiden 2 atıştı. Şimdi bu şeyi de kapsıyor. Başladı. Demin konuştuğumuz sportmenlik dışı teknik faul olayı. Sportmenlik dışı teknik faul artık o kalktı. Oyuncular için teknik faul sadece bir tane ve cezası 1 atış artı top kenar. Kenarda. Peki kenara verilen teknik faul de değişecek. Aynı. 2 atış artı kenar. 2 atış artı kenar. Evet şimdi bakalım ne var sırada. Top çembere atıldığında savunma oyuncusu etkili olarak arkalığa vurur, çemberi çeker veya fileye asılırsa şutun atıldığı yere göre şut atan takıma 1, 2 ya da 3 sayı kaydedilecek. Evet. Evet. Bunda şimdi da eskiye dönüş var. Eskiye dönüş ama bu olması gereken bir şey. Eskiden şut atıldı, rakip oyuncu geldi, arkalığı salladı veya çembere asıldı ve bundan dolayı top girmedi. Ama diyelim ki bu atış 3 atışlıktı ve o takımın 3 atışa 3 sayıya ihtiyacı vardı. Hı hı. Gittin çembere asıldın, top girmedi, cezası ne? 2. Teknik faul. Dolayısıyla 2 atış. Bu yanlış bir uygulamaydı, bunu düzelttiler. Kaç atışlık yapılmışsa atış, rakip oyuncu çembere asılmışsa, arkalığı sallamışsa, şutun atıldığı yere göre 2 sayı verecek veyahut da 3 sayı verecek. Direkt gayet veriliyor. Net, evet. Net veriyor, evet. Bu da güzel bir kural değişiklik. Bu. Yani hak yenilmesini önleyen bir değişiklik. Evet, bakalım şimdi ne var?
İsteyen federasyonlar maçlarını 3 hakemle oynatabilecek. Ne diyorsun 3 hakem için? Vallahi ben 3 hakemli mekanikle maç yönettim. İspanya'da bir turnuvaya gitmiştim. Bize bir 15 dakika anlattılar. 3 hakemden maçları yönettik. Hatta maç arasında da böyle oyuna falan baktığımız yok. Sen neredesin, ben neredeyim, doğru yerdeyim falan derken bir gümbürtüdür koptu. Ama şu bir gerçek. 3 hakemli mekanikle karanlık bölge azalıyor. Belki de kalmıyor. 2, yani mesela hücum setinde dışarıdaki hakemi diyeyim sen anlayacağınız şekilde sağ karşı tarafı biraz ölü alandır. Orada olan şeyleri tam süzemezsiniz. Mesela şimdi orası doluyor. 2, fast break'leri mutlaka önünde olmak lazım. Şayet arkasında kalırsanız, diyelim ki ben şurada bir şey var, koluma bir temas veya değil, arkada kalmışsam bunu değerlendiremezsin. Ama şimdi 3 hakemli mekanikte yani hızlı yürüyerek dahi hücumun önüne geçmek mümkün. Oyun için iyi. Tabii oyun için iyi derken bu bir para meselesi. FIBA'da bunun FIBA mesela şu anda bunu sadece olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında uygulayacak. Mutlaka FIBA'da bunun iyi bir şey olduğunu biliyor ama şimdi 2 hakem, 1 gözlemci, 3 yerine 4 kişiye para vereceksiniz. O nasıl çözülür bilmiyorum. Şu anda İspanya uyguluyor. İtalya bunun hazırlıklarını yaptı. Uygulanacak olan mekanik NCAA mekaniği. Türkiye için henüz bir karar verilmedi. Oyun için iyi. Hakemler için çok iyi değil. Çünkü terlemeden çıkıyorsunuz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? 3 hakem olsun abi. Ne olur ya. Tribünlerden tezahürat azalır ya. Böyle huzurlu maç yönetiriz. Bence daha fazla. Şimdi 2 kişiye bağırırlar. O zaman 3 kişiye bağırırlar. Kendi aralarında paylaşırlar. 3'ü sana, 3'ü sana, 3'ü bana diye. Küfürler daha da çoğulaşır. Ama hakemler hata azalır. Yani 3 kişi bir arada maç yönetmeye alıştıktan sonra bu basketbolun avantajına olacak. Oyun için iyi. O kesin. Yani oyun için iyi. Şeyi ayrıca hata tartışılır. %100 doğru. Geçen gün Murat resmen arkada kaldı ve biz oradan görüyoruz. Yani oradaki bir teması göremiyorsun. Ölü bir nokta var ucumda. O noktada da şöyle göz kaşla bir işaret verseydiniz Murat'a. Şimdi molalar bu senin galiba değil mi sıkıntı? Evet. Mola süresi 1 dakika. Bundan böyle 1 dakikalık mola süresi dolmadan oyun başlatılmayacak. Evet. Ha bu şey 1 dakika. Ha, 1 dakika. Başlatılmayacak. Önce ama şeyden söyleyeyim 10 dakika içine 4 tane mola ve 4 tane birer dakika. Yani az bir süre değil. Değil. Ve 1 dakika dolmadan da oyuna başlayamıyorsun. Hani geldin, şimdi baktığın zaman tabii oyun başlardı. Şöyle söyleyeyim. Ara devre arası 15 dakika. Periyotlar 2 dakika. Molalar 1 dakika. Tabii. Çocukların evden çıkarken, başa giderken hangi saatte dönmeyi şu bugüne kadar söz vermişlerse ona bir yarım saat eklemeleri gerekecek. Onu söyleyecektim. Tabii. Burada en önemli değişikliklerden biri de maçı yayınlayanlar için. Çünkü genelde 90 dakika. Evet Muzaffer de. Televizyon. Yarım saat daha fazla çalışacağım. Mesai talep edebilirler. Hayır televizyon. Televizyon süresi tabii uzayacak. Aralarda animasyonlar olması lazım. Zaten. Evet. Mesela Türkiye'de bir tek Bursa'da var. Onun dışında animasyon yok. O animasyon olmadığı zaman sahanın içinde seyirci sıkılacak. İzmir'de de düşün. Tribüne gelmiş 100 seyirci. 100 seyirci sıkılacak, geberecek yani. İşte takımlar bir takım. Bu aslında tabii FIBA maçları için ve televizyondan yayınlanan FIBA maçları için düşünülmüş. Düşün ki bölge maçı. Ha şu var mesela eskiden oyuncu değiştirmek için mola alınırdı. Tabii. Mesela şimdi o da kalkacak. Veyahut da kalkmayacak da bir dakika. Bu molalar yalnız Yunanları da düşünerek alınmış olabilir. Çünkü Yunanistan'da o kadar reklam alıyor ki maçlar. Oh, oh, oh. Faul çalıyor hakem. Daha kimeye çaldığını görmeden reklam giriyor. 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye tam geliyor serbest atış sırasında. Yani Yunanistan'da yani biz bunları yaşadık. Yani biraz onu da düşünür. Yani bir maç seyrettim çıldırdım ya. Hem de basketbolla ilgili değil. Her şeyle ilgili. Çünkü biliyorlar ki basketbolun içinde her şey var. Yani reklamdan sonra maçın spikeri kimin faali aldığını söylemezse, kaçıncı faalini olduğunu, oradaki yayınlarda faalleri takip etmek mümkün değil. Yani aslında reklamları seyrediyorsunuz, arada da basketbol maçı. Ha, öyle. Yani takımların hoşuna gidiyor tabii. 12 milyon dolar reklam gelirini, televizyon gelirini böyle sağlıyorlar. Evet, bakalım şimdi sırada ne var? Sadece tutulmuş top veya çift faul olduğunda o pozisyona konu olan oyuncular hava atışına katılacak. Diğer bütün durumlarda o takımdan herhangi bir oyuncu hava atışına katılabilecek. Evet. Var mı hava atışıyla ilgili? Şimdi mesela eskiden iki oyuncu birden topa hamle yaptı. Top ikisinden beraber çıktı. Eskiden olsa yani bu durum o iki oyuncu hava atışına katılmaya mecburdu. Şimdi bu pozisyon için bu geçerli en değil. Avantajlı oyuncular. Sağdaki 5 oyuncu içinden ama değil mi? Sağdaki 5 oyuncu içinden. Kenardan yani 2.50'lik bir adamı hazır tutup hatta yedek tribünde olan bir. Değil. Sadece şayet sakatlanan oyuncu hava atışına katılacak olan oyuncuysa
Sadece o pozisyonda sadece onun yerine giren bench'ten gelen havası için katılabilir. Tamam. Peki. Evet. Son bir tane daha varmış. Dördüncü periyodun ve uzatma devrelerinin son 2 dakikasına girildikten sonra sayı yiyen takım istediği sayıda oyuncuyu değiştirebilecek. Bu durumda diğer takım da istediği sayıda değişiklik yapabilecek. Evet, bu da oyuncu değişikliği. Demin sen değindin biraz. Evet. Yani orada yani artık oyuncu değiştirmek için mola almalarına gerek kalmayacak. Son 2 dakika. Son 2 dakikada sadece. Oyunun son 2 dakikasında, çünkü her başarılı sayıdan sonra saat duruyordu. O duran saat periyodunda yeni kurala göre sayı yiyen takım istediği kadar oyuncu değiştirebilecek. Önce A takımı değiştirirse, hakkı varsa, tabii, ancak o teknik takım o zaman değiştirebiliyor. O zaman değiştirebiliyor. Şimdi Murat, kaç ayda ya da kaç maçta bunlara eski kurallar gibi, yani tabii kuralları bilmek ayrı şey, bir de alışkanlıklar var. O hale gelir sence? Şimdi burada özellikle oyun süreleriyle ilgili temel değişiklikler var. Tabii bunun da sahada oynanan oyuna etkisi bir hayli fazla olacaktır. Bizim şöyle bir şansımız oluyor. Sezon öncesi hazırlık maçları. O maçlar bu kuralları bizim sahada denememiz için en büyük fırsat. Süre olarak çünkü her insana göre değişebilir. Çünkü bu arada tabii yoğun olarak seminerler de yapılacaktır federasyon tarafından. Minimum ben bir ay süre veriyorum bu kurallara alışılabilmesi için. Çünkü sadece bizim alışmamız yetmiyor. Oyuncuların bizim de alışmamız lazım. Sizin yorumcu olarak herkesin alışması. Şimdi şöyle söyleyeyim, hakemler için altın yıldır kuralların değiştiği sene. Bir şey olur, itiraz ederler, dersin ki yeni kural. Kimse de senden daha iyi bilmediği için, öyle kabul edildiği için öyle gider. Şimdi yalnız bir tek bu şeye benziyor. Oğlum beni Amerikan bilardo oynadı, hayatımda ilk defa bu yeni kural, bu kural, bu kural dedi, beni mahvetti. Onun için hiç bilmediğin zaman ilk sene iyi oluyordu. Şimdi son 5 dakikaya girdik. Transfer fısıldılarıyla bir kaset daha vardı. Onlara hiç girmeyelim. Bir iki telefon almaya çalışalım. Eğer çünkü seyircinin de burada tutumu meraklı. Öbür kasetleri haftaya bırakırız. Çünkü çok önemli konulardı bunlar. Mutlaka da konuşulması gerekiyordu. Alo. 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 İyi günler. İyi günler. Erinç Korkmaz, Zonguldak. Evet Erinç, evet. Seni dinliyoruz. Çabuk çabuk çünkü süremiz tamam. Çok az. Öncelikle İsmet abi, sorum size. Ülker Murat dizinin kişisel kaprisleri yüzünden elenmedi mi? Mark Pope bu kadar kötü oynamasına rağmen nasıl katlandı? Düşündürücü. Zaza her ikisine de ders verdi ama anlayana. Transfer edene de yazıklar olsun bence. Dedikleriniz doğru ama bir de bunu demek istiyorum. Beşiktaş Efes serisinin hakemlerine sesleniyorum. Bir takımın kaderi ve emeğiyle bu kadar oynanır. Özellikle maç helal olsun. Serdar Bilgi'yle hepsine cevap verecektir umuyorum. Periyot daha iyi. Ne? Periyot daha iyi. Periyot daha iyi. Nihayet bir şeye değindi yani. Evet, periyot. Evet. Valla Ülker ve Murat Didin konusunda Ülker'in patronları var, yöneticileri var. Bakacaklar. Antrenörü eğer iyi şeyler yapmışsa devam edecekler. Yoksa yollara ayrılacak. O kendi bilecekleri iş. Mark Pop'un Ülker Spor'u kurtaracak çizgide bir oyuncu olmadığını herkes gördü. Bunun dışında Zaza, televizyonlarda anlattık. Necip Seyrettin, 16 evet. yaşında mucizeler yaratan bir çocuk. Bana göre Ülker Spor o pozisyonda eğer mucizeler biraz daha atletik... iyi. Şımarmasın, çok eksiği var. Yok, Türkçe bilmiyor. Bunları nasıl bilmiyor ya? Türkiye'de tercüme etmeyin okuyor. Zaza'ya lütfen bu söylediklerimi. Biraz daha atletizm, biraz daha sprinter olursa, çünkü koşarken lapada lapada koşuyor. Necip de çok iyi bilir. Biricik de çok iyi bilir. Atletizm çok önemli. Bütün basketbol camiası bilir. Zaza geleceğin iyi oyuncularından olacak. Bunun dışında da Ülker Spor Beşiktaş serisine geçti değil mi? Beşiktaş serisi serisindeki hakemler için, ilk maçtaki hakemler için ben yazacağımı yazdım. Zaten Merkez Hakem Kurulu da o maçta, sizin yanınızda galiba geçen gün, o maçta yanlış türkler çalındığını itiraf etmişler. Şöyle, teknik yönden değil, idari yönden daha iyi olabilir dendi. Fakat o günkü ortamın iyi olmadığını, hiç kimsenin çok böyle basketbolu düşündüğünü sanmadığımı belirtmek isterim. O günkü hava bozuldu. Yani bizim özlediğimiz bir basketbol atmosferi yoktu. Hakemler de o atmosfer içinde çok başarılı değillerdi. Galip takımı değiştirdikleri falan söyleyemem ama idari yönden daha kuvvetli kalmaları gerektiğini düşünüyorum. Teknik yönden değil. Ama o seçimlerde de hakem eşleşmelerinde kime verirseniz görev kabul etmek mücbetinde, o eşleşmelerde de biraz daha fazla geçmişine bakarak o, hakemleri vermeniz lazım. O bence. Seriyi yönetmek çok kolay değildi. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani seçimde hata yaptığınızı itiraf edin hakem seçiminde. Hayır.
Hayır, şimdi son bir telefon daha alacaktık ama vaktimiz kalmadı. Son 30 saniye. Şimdi hakemlerimize başarılar dileriz. İsmet abi bazen fazla sert eleştiriyor. Bence bu sene hakemler son derece başarılı bir sezon geçirdi. Hata tabii ki olacak. Sen de yapıyorsun. Ben de yapıyorum. Muzaffer de fazlasıyla yapıyor. Herkes hata yapıyor. Murat, sana da başarılar diliyoruz. Teşekkür İnşallah ederim. Murat Biricikler'in sayısı da tabii her sene artar. Yani hem genç hem başarılı hakem sayısı. 18 hakem mi var şu an? Klasman için öyle. Çok az değil mi? Vallahi bir hedef var mı? 30 falan olması gerekmez. Hayır, olması gereken sayı, ideal sayı 21. 21. Yani her hafta 14 hakeme ihtiyaç var. 7 tanesi dinlenecek. Ha, şu anki ligdeki hakem sayısıyla. Evet. Ama bizim hayal ettiğimiz takım sayısıyla daha fazla hakem ihtiyaç. Ha tabii, o başka. Peki federasyonun bu takım sayısını indirmesinde hakem sayısının sınırlığının bir rolü var mı sence? Hayır canım. Yani yok, bu kadar hakemimiz var, bu kadar takımda oynayan değil. Hayır. Hayır, hayır. Şimdi bu çok güzel bir varsayım. Onun için. Hayır, ama 20 takımlı bir lig oynansa. Şöyle söyleyeyim. 30 takımlı lige biz hazırız. 30 takımlı, evet, ligi 18 hakemle götüreceksin. Hayır, olur mu canım? Ha, alttan gelenler var diyor. Evet. Tamam. Ama yeni hakemleri beğeniyorum yani. Yeni hakem bence artık yani bırakılacak zamanı seçmek lazım. Sen nasıl düdüğü bıraktın? Hadi bana eyvallah de. Ömer Ozan nasıl bıraktı? Aşağı yukarı son senemde bıraktım ben. Limitte bıraktım. Bazı hakemler de artık yavaş yavaş büyüklerini gençlere hediye ettiler. Ya ben Ömer Ozan'ı veya Necip Kapanlı'yı arıyorum. Benim şahsi görüşüm. Yani, yeniler bizi aratmıyor. Ben o kanaatte değilim. Hayır, ama her hakemin bir kişiliği var. Yani nasıl bir oyuncuyu özlersin? Tamam, Julius Erving belki Michael Jordan kadar iyi bir oyuncu değildi sonuçta ama Julius Erving'i de özlüyordum ben. Şeyi mesela çok arıyorum. Ege neydi Suay? Ege Suay'ı çok arıyorum abi. Bir düdük çalardı, ben maçı bırakırdım. Ege abiyi seyrederdim böyle. Yani bunlar çok güzel şeyler. İkinize başarılar diliyorum. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Seyirciler bizi yeni kurallarla ilgili aydınlattığınız için. Haftaya tekrar görüşürüz. Sevgili basketbol severler, biliyorum ki yüzlerce telefonunuz cevapsız kaldı bugün. Ama ne olur kusura bakmayın. Çünkü bu kurallar çok önemliydi ve bunları konuşmamız lazımdı. Çünkü basketbolun hakem camiasının ağır topları buradaydı. Onlarla birlikte konuşmamız gerekliydi. Evet, dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok seviyoruz.